Merhaba sevgili Koç burçları, yükseleni ve ay burcu Koç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlıklı, güzel günler nasip etsin inşallah sevgili koçlar. Azimli, kararlı koçlar. Bakalım Koç burcuna bakacağız bugün. Koç burcu 15-30 Haziran. Koç ve yükselen Koç burcu 15-30 Haziran videosu çekeceğiz. Bakalım Koç burçlarını neler bekliyor, ne gibi değişiklikler olacak. Enerji kartımızı çıkardık. Şöyle bir kenara ay diyorum. Kartlarımı seçip enerji kartımızı da yorumlayacağım canlarım. Sevgili koçlar, umarım hayatınızda her şey yolundadır. Hafif öfkeli, sabırsız ama çok merhametli koçlar. Severim sizleri. Bakalım, ay bu neydi? Bir kalp kırıklığı içerisinde olduğunuzu gösterdi. Ay canım koçlar. Evet, kartlarımızı seçelim. Yorumumuza başlayacağız. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Çünkü ben bir emek sarf ediyorum canlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, İzledikten sonra bir de bir beğeni, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum canlarım. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Onun dışında bu bir kolektif açılımdır. Koç ve yükselen koçlara özel ama onlar için kolektif açılım. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri evrene iade edin. Burada tabii ki yüzdeye bakarak konuşuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 kart çekiyorum biliyorsunuz. Evet, onun dışında benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından Derya Hanım'a ulaşırsınız. Randevu ayarlar size ve ben görüntülü bakım yapıyorum WhatsApp'tan. Lütfen görüntülü tercih eden kişiler arasın, yazsın canlarım. Ben enerjisini almadığım kişiye bakmayı sevmiyorum. Şeffaflıktan yanayım. Siz beni göreceksiniz, ben de sizi göreceğim arkadaşlar. Enerjisini almadığım kişiye nasıl bakayım ben? Ben sevmiyorum öyle. Evet canlar. Durum böyle. Zaten videoların alt kısmına Instagram adresimi ve WhatsApp iletişim numaramı etiketliyorum. Bu arada ikinci kanalım Nur Tarot'tan canlı yayınlara başladık. Soru cevaplara ve canlı video bakımlarına davetli herkes. Nur Tarot 2. Bir günde bir canlı yayın yapacağım sizlere. Haberiniz olsun. Herkes davetli. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ziyadesiyle beni mutlu ediyorsunuz. Sizi seviyorum canlarım. Gerçekten sizi seviyorum. Emeğime karşılık verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olup teşekkür butonunu kullanan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ay umarım her şey yolundadır hayatınızda. Bir bakalım neler var. Çıkan kartlar. Ay bu iki kart çıkardı. Bunu çekeceğim. İkisini de çektim vallahi. Bir tripoda bakayım, göreyim kartları rahat görebiliyor musunuz? Bu tripodla bir türlü anlaşamadık. Tripod beni yiyor resmen. Ben düzeltiyorum, tripod bozuyor. Ben düzeltiyorum, bu bozuyor. Anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruz tripodla. Evet, şöyle yapalım azıcık hafif. Şu tarafa bir kaydıralım. Şöyle. Siz de görün istiyorum kartları canlarım. Evet, şu iyi oldu şimdi. Evet, şimdi öncelikle enerji kartımızı bir bakalım ne diyor. O fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığıyla buna saplantı haline getirmek. Bak, direkt koçun karakterini gösteriyor. Şimdi koçlar çok merhametli, aşırı derecede merhametli, sabırsız burçlardır. Çok fazla fedakarlık yapmayı seven ve fedakarlığın karşılığını alamadığında gerçekten bir cinnet geçiren burçtur koçlar. Bence haklı mıdır? Bence haklıdır arkadaşlar. E ben sana fedakarlık yapıyorsam bir zahmet sen de karşılığını vereceksin yani, değil mi? Ben bu konuda koçlara hak veriyorum gerçekten. Haklılar. İşte böyle bir dönemden bahsediyor. İkili ilişkilerimize dikkat edelim. Çok fazla fedakarlık yapmayalım ki üzülmeyelim canlarım. Bundan bahsediyor. Evet, şimdi haydi bakalım yorumumuza başlayalım. Şimdi dakika bir, gol bir, sevgili koç ve yükselen koçları bir kalp kırıklığı ve bir ihanetle karşılaştığını gösteriyor.
Ayın 23'üne dikkat edin veya 3 vakittir bir sıkıntı içerisinde olduğunu gösteriyor. İlişkinizde ve aranızı bozan sinsi insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten peşinizde dolaşan ve size zarar vermek isteyen insanlar var. Çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle ve özellikle ayın 23'ü ve 30'una dikkat edin. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Koç burcunu üzgün gösteriyor. Duygusal hayatı ile ilgili. Bak burada ay kartı çıkardı. Şimdi Koç'un hayatında Yengeç, Balık, Akrep, yükselen Yengeç, Balık, Akrep burcu varsa onlar arasında bir probleme, bir sorun olduğunu gösteriyor. Ve Koç duygusal olarak yıkım içerisinde. Koç sudan yana aldığı Yengeç, Balık, Akrep, yükselen Yengeç, Balık, Akrep'ten aldığı negatif enerjiyi gösteriyor. Bu direkt çıkarsa kule Mars'ın kartıdır, Koç'un kartıdır. Ama üzgün gösteriyor, işte bir olumsuzluk, bir sıkıntı, bir kalp kırıklığı yaşadığını gösteriyor Koç'un. Veya yaşayacağını gösteriyor. Üçlü vakitlerde biz 15-30 baktığımız için 15-30'un içerisinde üçlü vakit 23'ü ve 30'udur. Onun için ben bu rakamları söylüyorum. Dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatındaki olumsuzun geçeceğini gösteriyor. Emeklerinin ve verdiğin fedakarlığın işte azmin karşılığını alacağını gösteriyor. Emeğinin karşılığı bir yükseliş alabilirsin. Yeni iş başvurusu yapmışsan eğer iş olacağını gösteriyor veya bir atama alabilirsin. İşte güzel fırsatlardan bahsediyor. Koçu sadece ilişkisinde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Su gruplarıyla, havalarla ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi ve su grupları yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akreplerden bahsediyor. İş hayatınızda sizin arkanızdan dedikodu yapan insanlar var. Lütfen herkese yumuşak güzel davranmayın. Arkadaşlar, sevgili koçlar, siz çok merhametlisiniz. Çok inanıyorsunuz herkese. Tamam, koç biraz sabırsızdır, koç biraz inatçıdır kesinlikle ama aşırı merhametli burçtur. Bak arkanızdan iş çeviren insanların olduğunu gösteriyor. Dedikodunuzu yapan, sizi ayırmaya çalışan ve sanki iş yerinde yaşanan bir kargaşadan bahsediyor. Ve bu sizi etkileyebilir. Dikkatli olmanızda fayda var diye kartın önerisi budur. Koçun bir rota çizmiş, kendine bir plan yaptığını gösteriyor. Bir yol yapabilirsiniz. Bu birisini görmek için bir fırsat olabilir. Birisiyle görüşme yapabilirsiniz. Bu şehir ve ülkeden bahsediyor. Kafanızda belirlediğiniz ve uzun zamandır planladığınız bir yola çıkacağınızı gösteriyor sevgili Koç ve yükselen Koçları. Şimdi burada genel anlamda Koçlara baktığımda, bakın tekrar ediyorum. İş hayatında bir sıkıntı, bir olumsuzluk kısmen %70 iş hayatındaki olumsuzlukların gideceğini, yeni başlangıçlar, yeni yükseliş alabilirsiniz. Ama özel hayatınızla ilgili sıkıntılar ve burada kesinlikle üçüncü kişinin müdahalesi var. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir ihanetle karşı karşıya, bir yalan dolanla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkat edin veya kalmışsınız. Bunu gösteriyor. Evet, fırsat ve şans, maddiyatla alakalı yeni başlangıçları yapabilirsin. Bereketli bir dönemin geldiğini gösteriyor. Sevgili koçlar, özellikle ayın 16'sı, 26'sı, bu aradaki süreç 16'sı ile 26 Haziran arasındaki süreçte maddi kazançlarınız, maddiyatınız, parayla alakalı çok bereketli ve güzel bir dönemden bahsediyor. Bak, Tılsım Kralının üzerine anahtarı çıkardı. Anahtar herkulade çözüm demektir. Maddi anlamda sıkıntılarınız varsa bolluk ve bereketin geleceğini, borçlarınız varsa çözüm bulacağınızı ve bu işi ve kariyerden bahsediyor. İş ve kariyerinizle alakalı yükselişten. Dediğim gibi demin gösterdim ya, bazı problemler var iş hayatınızda, haksızlıklar vesaire. Onun çözüleceğini gösteriyor. Üçüncü bir açıklaması, Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlak olan biri varsa aşk hayatınızda, aranızda sorunlar, eşiniz olabilir, arkadaşınız, sevgiliniz olabilir. Aranızda olan bir sorun varsa kesinlikle bu sorunun çözüleceğinden bahsediyorum. Yine bu üçlü vakiti gösteriyor. 23'ü 30'u arasındaki süreden bahsediyor. Göz ardı ettiğiniz bazı konular var ve bu göz ardı ettiğiniz konular sizi ikileme bırakıyor. Bu genel bakım olduğu için arkadaşlar,
Aşktan yana da olabilir, işle alakalı da olabilir. Çok dikkatli ve titiz davranmanız gerekiyor. Sizi kararsız bırakan bazı konular var. Onunla ilgili karar vermeniz lazım. Bak, özellikle kartın uyarısı 24'üne kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Dikkatinizden kaçan bir evrak olabilir iş yerinde. Dikkatinizden kaçan en ufak bir problem yaratır. En ufak bir şey size ciddi bir problem yaratabilir. Kaygılar var. Kaygılarınızın üzerine burada güneş, bu kartı görüyorsunuz. Bak, bulutların çekildiğini ve güneşin çıkacağını gösteriyor. Merak etme diyor. Kaygılarının geçişinden bahsediyor. Kaygılar geçecek 26'sından sonra. Duygusal hayatı, özellikle duygusal hayatınla ilgili problem yaşayan koç ve yükselen koçları gösteriyor. Geçmişten bağlı olan, uzun süreli bir ilişkisi olan ve burada bir kararsızlık içerisinde olumsuzluk yaşayan koç ve yükselen koçların aşk hayatında üzerine dünya kartı çıkardı. Bütünleşmeden bahsediyor sevgili koçlar. Bütünleşme nedir? Ayrıysanız eğer barışabilirsiniz. Evliyseniz, arada bir boşanma söz konusu varsa kesinlikle beraber bir araya gelmeniz ve barıştan bahsediyor. Çünkü aranızda bir bağlılık, bir tutku olduğunu gösteriyor. Karşı tarafın bundan vazgeçeceğini hiç sanmıyorum. Koçun beklentisi var. Bekliyor, 3 vakittir bekliyor garibim koç. Ayın 23'ünde beklediğin kişi kim ise, 23'ü ve 15'i, bu 2 vakit. 23'ü, 15'i, 30'u, 3. Üçlü vakitler ve 15'ini de burada gösteriyor. Bu dönemde beklediğin kişiden sana haber geleceğini gösteriyor. Güzel bir haberdi. Sizi her yerden takip eden birisinden bahsediyor. Bu bir. İkinci, dediğim gibi iş hayatınızda bazı olumsuzluklar var. Çevrenin etkisi sizin aranızı bozan, net olarak burada sinsi birisini gösteriyor. Çevrenizde dönüp dolaşan birisidir. Ortalığı karıştıran birisidir. Bu iş hayatınızda da aynı şekildedir. Özellikle ikili ilişkiler, aşk hayatı ve evliliğinizde üçüncü kişinin müdahalesine dikkat etmeniz lazım. Zamanlamayı gösterdim ve söyledim size. Şimdi burada üçlü vakitler. Bak, burada yine söylüyor. 23'ü, 30'u ve 15'inde bu duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiden veya haksızlık aldığını, size haksızlık yapan, bir özür dilemesini beklediğiniz, beklentiniz olan kişi kimse, ondan bir haber geleceğini gösteriyor sevgili koçlar. Oğlak ve yükselen oğlaklarla aranızda bir ilişki varsa çok pekişeceğinden bahsediyor. İkinci açıklaması barış ve güvenden bahsediyor. İkinci açıklaması burada koçun sanki tutkusu olan, tutku, bak, su grubu, yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akrep, burada oğlağı da gösteriyor. İkinci tarafta Mars'ın enerjisini veriyor. Mars yine koçun ve akrebin kartıdır. Ateşin enerjisini de yansıtıyor. Aranızda çok ciddi bir tutku ile beraber sana geri dönüş yapacağından bahsediyor. Bu dönem çok dikkatli olman lazım. Üzerinde bir nazar, bir negatif enerji dönüyor sevgili koç. Bir kurşun döktürmende fayda var, benden söylenmesi gerçekten burada sıkıntılarının olduğunu gösteriyor. Sanki bir mutsuzluk var, içinde bir darlanma var. Sıkıntılı kartlar çıkartıyor bana. Belki de ciddi bir sebebi olmasa bile seni mutsuz olduğunu gösteriyor. Seni mutsuz eden bir şeyler var. Hayatın biraz karışık olduğunu gösteriyor sevgili koç ve yükselen koçlar. Şimdi kahvemize bakalım mı? Kahvenin dışındaki şu kalbi görüyor musun? Kelebek var, kalp var. Aşıksın diyor. Sevgili koç, aşık olduğun kişiden yana bir beklentin içinde dolmuş, böyle için dolmuş, kalbin dolmuş. İçinde onun için biriktirdiğin öfkeyle beraber ona bir kızgınlığın var. Ama aşkın da var. İki duygu içerisinde, işte onun için ikilemde çıkartıyor kartlar. İki duygu içerisinde gösteriyor koç ve yükselen koçu, ama yalnızsın şu anda, bunu gösteriyor. Bir kahvenin içine bakalım. Ay, karışıklığa bakar mısın? Burada bir tartışma söz konusu. Bak, peşinizden gelen üçüncü kişinin sizin güzel ilişkinize ve birbirinize bağlı olan, bak, duygusal olarak bağlı olan iki kişinin arasına böyle burnunu sokan üçüncü kişiyi gösteriyor burada.
Burada para ile alakalı da bir sıkıntılarınız var, ödemeleriniz olabilir ama size sunulacak olan bereketli bir dönem ve bereketten bahsediyoruz. Sanki hazır bir kısmetin var, senin avucuna gelip konacak. Bu döneme bakıyoruz tabii ki 15-30 Haziran içerisinde. Şimdi Koç burcuna arkasını dönüp gitmiş olan birini gösteriyor. Ona karşı bak burada kimlenmiş, aralarında bir tartışma yaşanmış ve Koç başını alıp gitmiş olarak gösteriyor. Şimdi burada kahvenin bana gösterdiği o kişinin isminde A harfi var, N harfi var. İsim ve soy isminde A ve N harfi olan birisinden bahsediyor. Ve burada üçlü bir kavgadan bahsediyor, üçlü bir tartışma, üçüncü kişiden aldığı bir haberle tartışmalar yapıldığını gösteriyor ve arkasını dönüp gitmiş olarak gösteriyor. Şimdi burada keskin dönüşümler ve değişimler, kesinlikler var. Bak, netlik var burada. Kadersel değişim, resti çekmeler var, restleşme var. Saf değiştirme, yön değiştirme, ilişkide değişiklikler veya karar değişme gibi bir şeyden bahsediyor. Bu ayın 22'si ve 22'sinden sonraki süreçten bahsediyor sevgili koçlar. Haksızlık içerisinde gösteriyor koçu. Hep haksızlık, hep aynı şeyi mi yaşarım? Hep mi beni bulur enerjisinde gösteriyor. Ama ayın 25'inden sonra hayatında bir değişim olacağını gösteriyor. Özellikle aşk hayatında, ilişki durumunda, evliliğinde bir değişiklik, düşüncelerinde ve fikrinde veya şu anki enerjiyle ayın 25-30 arasındaki süredeki enerji tamamen 180 dereceli farklı bir enerjiden bahsediyor. Ve burada keskin kararlar alabilirsiniz veya karşı tarafı kesin karar alabilir diyor sevgili koçlar. Evet, burada bak iki tane çocuk gözüküyor. İki kişinin, bak bu iki kişinin arasında kalma da olabilir. İki duygunun arasında kalma veya iki çocuğun ağırlığını taşıdığını, iki çocuktan yana çaresiz kaldığını da gösteriyor olabilir. Ne yapacağını bilmiyor o koç ve yükselen koç. Özellikle burada gösterdiği iki kişinin arasında kalma veya iki çocuğu. Bak özellikle diyorum iki çocuk. Bu iki çocuktur veya düşündüğü ona rahatsız eden merhametinden yana da çocuk gösteriyor olabilir. İki açıklaması var, ikisini de açıkladım. Bununla ilgili bir karara varma olacağını gösteriyor. Bazı kararlar alacağını gösteriyor. Kesinlikle yolun var. Yolun, gittiğin yolda bir kişi seni bekliyor veya bir kişiyle yola çıkacağını gösteriyor. Bunun kararsızlığını yaşıyorsun. Çıkacağın yolda ne yaşayacağını bilmediğin için seni biraz huzursuz, kaygılı bir yoldan bahsediyor. Peki hayırlı mıdır? Evet, hayırlı olduğunu gösteriyor. O yoldan sonra farklı bir yola geçiş. Sanki bu yolu yaptıktan sonra hayatına yön verecek bir değişiklik olacağını gösteriyor. Ya köklü değişim, yer değişimi, iş değişimi ya da bir evlilikten bahsediyor. Yani hayatının değişeceğini gösteriyor. Sevgili koç ve yükselen koçlar bunu gösteriyor. Şimdi bu tarafta bütün sıkıntıyı kahve şeye atmış, tabağa atmış olduğunu gösteriyor. Yani tamam, çok kaygıların var, sıkıntıların var. Özellikle dediğim gibi topraklardan burada boğayı da gösteriyor sevgili koçlar. Aranızda sıkıntılar olabilir ama bu geçici bir dönemdir. Ayın ikinci yarısından sonra, 20'sinden sonra aşk hayatınızda yavaş yavaş gelişmeler ve değişiklikler, sanki senin bir karar değiştirmen, çok ciddi bir karar değiştirmen hayatının değişeceğini gösteriyor sevgili koçlar. İş ve kariyerle alakalı hiçbir sıkıntı göstermedi. Burada biraz sağlık sorunu var. Sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Bir sağlık sorunu çıkardı kart. Çünkü kahvede de çıktı. Bak üstünüzdeki top top gözleri görüyor musunuz? Bir negatif enerji söz konusu. Motivasyon düşüklüğü yaşadığınızı gösteriyor. Ve bir kısım koçlar, özellikle %70, sanki yalnız kaldığı için yalnızlıktan yana dert yandığını gösteriyor. Artık yoruldum diyor. Yorgunluk var. Arkadaşlar, midenize, karnınıza ve kalbinize, göğüs kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir ağrı ve sızınız varsa lütfen doktora gidin. Çünkü kartın bana, kahvenin bana gösterdiği boğazla göbek kısmında, göbekle boğaz arasındaki olan kısımda bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bazılarınızda bu, herkes için geçerli değil. Ben şimdi yüzdeye bakarak konuşuyorum. Bazılarınızda bunun olduğunu gösteriyor. Lütfen sağlığımıza dikkat etmeniz
Önemli rica ediyorum. Özellikle ayın 3. yarısı, yani 20'si ve 30 arasındaki süre sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bir şikayetiniz, bir ağrınız varsa lütfen doktora gitmenizde fayda var. Şimdi koçun çokça dua ettiğini gösteriyor. Beklentisi var. Bekliyor 5 vakittir. Ama bu beklenti içinde çok dua etmiş, çok fedakarlık yapmış olduğunu gösteriyor. Bayraklı bir yerden kesinlikle sana güzel bir haber gelecek. Mahkemen varsa, yine dalmışım motoru otomatiğe bağlamışım, şimdi fark ettim. Niye bağırıyorsam? Ya ben kartlara baktığım zaman kendimi kaybediyorum gerçekten. Kusura bakmayın. Otomatiğe bağlıyorum. Bir bakıyorum ben ne kadar hızlı konuşuyorum. Bir dur kızım diyorum ya. Kusura bakmayın. Şimdi burada dediğim gibi mahkemesi olan koçları güzel bir gelişme. Bayrağı kaldırmış, zafer işareti, mutluluk saçıyorsun. Mahkemen varsa mahkemende bir beklenti, devlet dairesinde bir beklediğin bir şey varsa kesinlikle bunu alacağını ve kutlayacağını gösteriyor. O seninle uğraşan kişiler var ya, ilahi adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Üstünde kocaman bir göz var, seni takip eden birilerinin olduğunu gösteriyor ve bu nazarın da işaretidir. Bir kurşun döktürmenizde fayda var sevgili koçlar. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Hoşça kalın, güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım.